Şimdi ne keşfettiğimi söyleyeyim hemen. Daring Comics şeymiş. Marvel'in predecessor'ı diyorlar. Böyle önceli mi, atası gibi bir şey mi oluyor? Aynı. Karakterlerine şöyle bir göz attım. Bu da Falcon'u gördüm. Bu da Falcon sanki şeydi. Civil War'da o siyahi adam vardı ya, Kaptan Amerika'nın yanındaki. Oydu falan. Hani Daring Comics'ten bir iki karakter kullanmıştı. Olunabilir Marvel'de diye düşündüm. Şimdi okusak mı okumasak mı diye bir şey ettim ama biz şu an Marvel adı altında okumaya başladık. Bu Marvel bitmeden daha geçmişine gitmeye kalkışmayacağım pek. Çünkü o Daring Comics'in de başka bir geçmişi falan olacak gibi geldi bana. Böyle böyle nereye kadar hani uçacağız, cacut falan oldum. Bir, onun için Marvel bitmeden Daring Comics'e geçmeyi düşünmüyorum en azından şimdilik. İkincisi de Human Torch'u buldum. Hatta bir sayı çıkmış, bu ikinci olarak geçiyor. İlk sayı bayağı beğenilmemiş falan. Onun için herhalde şey olmuş. Aklımdaki plan şu. Şimdi bu şeyi bitireceğiz. 14. sayı. Ondan sonra o Human Torch'un işte o büyük 64-65 sayfalık Fall diye geçiyor. 1940 Fall'u. Fall sayı, Fall number gibi. Onu okuyacağız. Öyle ya. Bundan sonra bir şeyle karşılaşırsam, bir reklam falan, bir araştıracağım hani. Marvel mi değil mi kendimce karar vereceğim. Ondan sonra okuyacağım ya da okumayacağım. Ama şu var, Marvel'leri bitirebilirsek bir şekilde 2020, 2021, 2022, 2025 artık ne zamana kadar sürecek bilmiyorum. Ondan sonra işte bu Daily Comics'leri falan da okuyacağız olabildiğince. Böyle şey olmayacağım yani. Bu işe giriştik, adam akıllı bitirelim gibi istiyorum, tamam. Ama daha geçmişe gitmeyeceğim. Çünkü ben Marvel'le kendimi şey ettim en başta. Marvel'in atası diye Daring Comics'e girersek, Daring Comics'in bir atası çıkarsa ne bok yiyeceğim mesela? O da Marvel'in atası oluyor diye onu da mı okuyacağız falan? Bunlar karışık işler, anlıyorsunuz siz de. Takdir ediyorsunuzdur umarım. Yaşadığım zihinsel zorlukların, tamam mı? Allah'ım çok şey oldum lan. Hani illa bir araştırma, iyice bir araştırma yapıp okumaya başlasaydım falan, bu araştırma ne kadar sürecekti falan, anlatabiliyor muyum? Direkt başlamam lazımdı işin içine. İndirdim, ilk bulduğumdan okumaya başladım hani. Böyle. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu sayıyı bitirdikten sonra Human Torch'a şeyi, Submariner'ı okuyorum ben. Ekstra gibi. 64 sayfalık, o da 1 saat falan alacak temizinden. Öyle. Tamam. Hatta 2 saat falan bile alabilir ha. O büyük bir okuma olacak. Öyle. Onu da herhangi bir şeymiş gibi okuyacağım ama herhangi bir sayıymış gibi kasmayacağım yani. Hani böyle iki Marvel, iki Harry Potter, iki Marvel, iki Harry Potter gidiyoruz ya. Öyle onu direkt okuyacağım, bir tane Marvel'miş gibi olur. Şu an öyle düşünüyorum. Tamam mıyız? O zaman Prince Namer the Submariner diyoruz. İçim rahatladı böyle. En azından ne yapacağıma dair fikirlerim olunca ve onu da bulabilince Human Torch'un sayısını falan. Güzel. Gerçek İngilizce apayrı bir yerlere gidiyor fark ettiyseniz arkadaşlar. Görüyorsunuz 1940'larda dergiler hangi sırayla çıkmış. Neler olmuş, Marvel'in ataları varmış, onları falan öğrendik, duyuyoruz. Bir yandan işte Nazilerle dövüşüyor, o dönemin tarihindeki olan önemli olaylarla karşılaşıyoruz. Ay'a çıkan karakterlerimiz oldu, Ay'daki uzaylılarla tanışan karakterlerimiz oldu. Elektro, ama daha Ay'a 1969 yanlış hatırlamıyorsam kadar çıkılmayacak falan. 30 sene önce aşağı yukarı. Bayağı iyiyiz bence. Hani şu materyallerle tarihe giriş yapmak ve İngilizce'nin kendisine giriş yapmak temelde, ama bir yandan tarihe giriş yapmak ve tarihe süper kahramanları yaratan zihniyetlerin filtrelerinden girmek falan. Bunlar aşırı hoş olaylar bence. Siz ne kadar seviyorsunuz, benimle aynı heyecanı paylaşıyor musunuz bilmiyorum ama daha iyi kitaplar üstüne yazı üstüne en azından olmaz. Kesinlikle dizi, film, kitaplardan falan da iyiler. Yani eğer şimdi Harry Potter'ın filmleri kitaplarından iyi değil ama şimdi yani Submariner okumak falan, gerçi bunlar da sarıyor da yani bir görüntü, ses mes olunca ayrı bir etkisi oluyor of course. Şimdi bir Endgame'i çizgi romanda olsa yine çok güzel olurdu ama bir de filmde izlemek, oturup böyle izlemek sinema sahnesinde hani o Kaptan Marvel bunun eldiveni çalıştırmasına izin vermezken taşlardan biri çıkarıp Kaptan Marvel'e patlatıp taşı geri takmadı ki o taşak, onları böyle görmek yani an be an var falan. Ama şu hali bile çok güzel, artı şey açısından da hoş olur diye düşündüydüm ben. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum hani. Hani siz böyle sonuçta Boğaziçi öğrencisi, başarılı öğrenciler oldukları için, sınavlar değil sıralamalar yaptıkları için Boğaziçi'ne girecek kadar çalışkanlık kültürü onlarda olduğu için not almayı seven falan oluyorsunuz ya, oluyoruz ya.
Hani onun için burada paso yazıları falan görüyorsunuz zaten. Gördüğünüzde istediğiniz şeyi yazarsınız. Benim güldüğüm yerleri not alırsınız. İşte bu kelime çok güzelmiş, o kelimeyi not alırsınız falan. Her şeyi yazıyor burada. Hani ben götümle bile okuyorsam, bazı kelimeleri yanlış bile okuyorsam açın bakın burada yazıyorlar zaten hangi kelimeyi okuduğumu. Bir önceki bir sonraki kelimeye bakıp hiç olmadı anlıyorsunuz zaten rahat bir şekilde falan. Böyle şu ana kadar geldiğimiz kaç 190 video falan oldu. 193 falan herhalde. Aslında bayağı bir şey de okuduk ettik falan. Şu ana kadar böyle bir Harry Potter'da en azından rahat bir şekilde söyleyebilirim. İyice bir oturmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bütün videoları izlediyseniz. Şeyin oturduğunu düşünüyorum. Hani mesela relieve kelimesine neden taktım? Abi Abdullah bu kelimeyi takmıştı diye hatırlıyorsunuzdur o kelimeyi rahat bir şekilde. Aynı hesap belki üslupları seçmeye başlamışsınızdır. Hani now here Dumbledore falan bu kim Fudge falan hani. Belki o üslupları seçmeye başlamışsınızdır. Hani honestly Hermione'nin honestly'sini Ron as if mental falan made falan böyle Hagrid'in o üslupları falan. Hani belki Harry Potter'ları Türkçesini okuduysanız bence de bayağı rahat bir şekilde olayları takip bile ediyor olabilirsiniz. Şaşırmam. Ben de öyleydi hani. Türkçelerini kaç kere okuduğum için falan gayet rahat takip edebiliyordum. Yani İngilizcesini, İngilizcem sıfır olduğu halde diyeyim. Hani en azından o sayfada, o bölümde şu olay oluyor diye hatırlayıp hani Malfoy'u, Hagrid'i, McGonagall'ı yan yana görüyorsunuz. Bu üçünün konuştuğu bir sahne yok. Malfoy işte Malfoy'la McGonagall'ı aynı sahnede görüyorsunuz. Ha diyorsunuz bu herhalde işte Harry, Ron'u, Hermione'yi öttüğü sahne falan. Oluyorsunuz zaten bu. Benim en temel amacım da çünkü dili bilmiyorsunuz ama hikayeyi biliyorsunuz. Dili bilmediğiniz ama hikayeyi bildiğiniz zaman o ikisini bir araya getirsek ne oluyor? Dili de anlamaya başlamış oluyorsunuz. Gerçek İngilizce dediydim ben. Bu iş oluyorsa very good, devam edin. Ama Türkçelerini okumadıysanız, benimle beraber Harry Potter'ları keşfediyorsanız bu da çok ayrı bir deneyim bence. Nasıl güzel olacak şimdi biz 7 kitabı bitirmiş olacağız. Ondan sonra siz mesela açıp Türkçelerini kendiniz okuyacaksınız. Ha ben burayı böyle düşündüydüm falan olacaksınız falan belki. Gayet ilginç bir şey. Ya da İngilizcelerini baştan sona bir kere daha kendiniz okuyacaksınız falan. Bu da ayrı bir şey. Sonra belki İngilizce kendiniz okuduktan sonra bir kere daha benim videolarımı izleyeceksiniz. Yani 3 kere Harry Potter'ı almış olacak. Benle beraber, kendi başınıza, benle beraber falan. Muazzam bir şey olur o falan. Böyle. Çizgi romanlar bunlar da iyi gidiyor. Hani The Angel'ın o şeyi görmeye başladık. Nasıl aktığını, nasıl böyle aslında doğal bir anlatım tarzı olduğunu. Human Torch'da bundan önceki videoda şeyi gördük. Hani The Angel'daki gibi değil ama bunun da kendince böyle bir instantly demeden instantly hissini verebilme şeyleri var falan diye takdir ettiğim birkaç yer oldu. Onları gördünüz falan. Hani böyle çizgi romanlardaki karakterlerin hikayelerinde şeyleri de görüyoruz. Kazar'da bütün cümleler ünlemle oluyor. Neden? Çünkü Kazar Tarzan gibi bir şey. İşte hayvanlar birbirlerine en temel ihtiyaçlarını ifade ederek de iletişim kuruyorlar. Kazar da onlar gibi iletişim kurduğu için her cümlesi ünlemle bitiyor falan. Kazar doesn't do that falan böyle. O güzel. Bir yandan da Vision'ı gördük. Belki dedik bir ihtimal, bir umut dedik şey oluyor mu artık hani o Marvel'in o kalp ekibi dediğimiz o Avengers'ın kalp ekibi dediğimiz karakterlerden biri mi geliyor olup The Vision tipi az buçuk da andırmadı değil bana şeydeki Vision'ı neydi ki Avengers'teki umut ediyoruz tabii of course başka bir şey yok söyleyecek herhalde son bir durayım şöyle saat 4'e 10 geçiyor başka bir şey yok sanırım aklıma gelince konuşuruz. Bana takılın. Bakın size yemin ederim şunu açık ve net söyleyeyim ama tahmin ettiğimden daha haklıymışım. Onu anlıyorum. Peki her geçen videoda yaptığım için aslında daha da hisli, daha eğlenceli. Yani ne kadar eğlenceli geliyor size bilmiyorum. Ben bayağı eğleniyorum videoları çekerken de hani müzik yok, şu yok, bu yok falan. Belki o kadar da sarmıyordur izleyiciye bilemiyorum. Ama hani izlemek de zorunda değilsiniz. Bence bir anda konuşsanız, bir anda benim videolar açık oluyorsa siz böyle dinliyor olsanız onun bile çok faydasının olacağını düşünüyorum. Özellikle Harry Potter'da hani. Ama hani görmenin şeyi güzel oluyor. Yani kelimeleri çiziyorum. Uf falan yapıyorum. Şu kelime şu an her şeyi değiştiriyor falan. Hani o ara ekrana bakıyor olmanız güzel olur bence. Çünkü mesela Harry Potter'da şey olayı da çok önemli. Hani Harry Potter'da yazar sadece işte nasıl cümle kurduğunu bilmekten çok. Aynı zamanda sayfa dizaynına da çok hakim. Her paragraf şey dediydik hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Her paragraf başka bir duygu, başka bir düşünce falandır dediydik onun için. Bir paragraf bir kelimeden bile oluşabilir. O tek başına
vermesi gereken düşünceyi veriyorsa bir paragraflık falan. J.K. Rowling bunları aşırı iyi kullanıyor. Her diyalog bir paragraftır dedik. Ha, şimdi aklıma geldi. Her diyalog bir paragraftır çünkü her diyalog kendi başına bir düşüncedir. O düşünceyi duyan, işiten insana yeni bir düşünce sunar. O başka bir paragraftır falan. J.K. Rowling dibine kadar kullanıyor. Vernon'la Harry'nin "Get off me, uzak dur benden" falan, Vernon'ın içinden çıkardığı sesler falan. Onun hepsi farklı farklı paragraflar falan olarak iniyor. Neden? Çünkü yazar gayet hakim derecede, sayfaya da hakim derecede kullanıyor. Yani bakın, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Harry Potter aslında bir yandan çizgi romanı anımsatıyor. Çünkü bir şekilde o J.K. Rowling'in sayfa düzenini ayarlaması öyle bir seviyede ki, size yemin ederim ben biraz böyle kendimi çizgi romanımsı bir şey okuyormuş gibi hissediyorum hep Harry Potter'ları okurken. Çünkü bir şekilde o kelimelerin, cümlelerin dizilimi anormal derecede kolay bir şekilde kafamda görüntülere dönüşüyor benim. Hani o paragraflar cırt cırt olmasa, mesela ben İspanyolca Harry Potter okuyordum bir ara. İşte hani böyle zaten kolayına bulamıyorsun İspanyolca Harry Potter. Ben de onun için kötü baskıları okuduğum oldu birkaç kere. Mesela Melez şey Zümrüdüanka öyleydi, okudum İspanyolca Harry Potter Zümrüdüanka. Hani o kadar kötüydü ki böyle o şeyler falan, sayfa dizilimi falan, hani satır araları yoktu, işte paragrafa geçmiyordu biri konuşmaya başladığı zaman falan. Çoğu zaman neyi okudum anlayamadım oldu falan. Sonra şeyi fark ettim. Hani o bizim şu an okuduğumuz Harry Potter'daki gibi düzenli bir şekilde olunca sayfa düzeni falan, hani o düzenden de nereyi okuduğumuzu anlayabildiğim çok olmuş falan. Onu falan anladım. Hep onları falan fark ettim. Bir yandan şu an adını koyduğumuz güzel oldu. Hani normal bir kitapla çizgi roman arasındaki gibi bir yerde Harry Potter. Neden? Çünkü o sayfa dizilimini kullanıp inanılmaz bir derecede hikaye anlatımına katkı sunmasını sağlayabiliyor J.K. Rowling. Büyük bir yetenek, çok saf, çok doğal bir yetenek. Çok da güzel kullanıyor J.K. Rowling o yeteneğini. O diyaloglara falan bayılıyorum. Get off me falan. Harry ile Vernon işte güreşiyor falan. Öyle. Bir yandan da aklıma şey geldi. Şu an yaptığımız şu son 5 dakikalık diyalog falan. Hani konuştuğum konu hani bir şekilde sanki o kadar böyle artık ne diyeyim, gündem olsun, işte etraftaki popüler kültür ürünleri olsun falan. O kadar bir absorbe edilmişiz ki böyle bu son 5 dakikada konuştuğum konuları sanki böyle çok uzun zamandır hiç kimse arkadaşıyla ya da tanıdığı insanlarla falan konuşmamış gibi falan. Hani resmen ne böyle siyasete dair bir şey dedim, ne gündeme dair bir şey dedim ama böyle bayağı aslında önemli olan güzel bir konu hakkında konuştuk gibi oldu. Hani nasıl işte bu sayfayı kullanacaksınız dedim. Gerçek İngilizce işte dedim, nasıl çizgi romanları benim görüşümle okumaya devam ederseniz iyi olur dedim. Harry Potter okumaya dair bir şeyler söyledik falan. Hani ben bu konuları arkadaşlarımla da konuşuyorum. Elimden geldiğince hani onlar benim gibi gerçek İngilizce delisi değiller ya da Harry Potter'da şey işte Marvel falan. Aa belki siz öyleymişsinizdir ve benimle buraya kadar gelmişsinizdir falan. 190 tane video çekildi 2 ay içinde. Hani daha fazla olmasını bekliyordum ama bir yandan ne kadar harika olduğunda da yalanlamaya gerek yok yani. 190 harika bir sayı ve bu videonun içinde 2 saatlik olan bile var. 1,5 saatin üstünde var birkaç tane. 1 saatin üstünde bir sürü video var zaten falan. Gayet iyi yani. Hani şu muhabbetimiz biraz da çok değerli bence. Çünkü çok güzel, çok gerçek konular hakkında konuşuyoruz. Bakın takır takır konuşuyorum hani anlatıyorum. Çünkü ben seviyorum bu konuları falan. Öyle hani umarım hayatta kalırım. Umarım güzel bir maddi durumum bile olur hatta. Şöyle güzel bir bilgisayar alırım. Daha renkli kalemlerim olur falan filan. Resim çizmeye, video çekmeye devam ederim. Çünkü bir aksilik çıkmazsa çok uzun bir zaman devam etmeyi düşünüyorum bu iş. En azından benim değerli olduğunu düşündüğüm kitaplar bitene kadar. Ama işin içine yeni kitap keşfetme payı da girecek. Benim kuzenim bana düğünleri aldıydı şeyde. Doğum günü hediyesi olarak onları okumayı düşünüyorum mesela. O Türkçe aldıydı, ben İngilizcelerini okuyacağım gerçek İngilizce için. Ondan sonra işte birkaç tane fantastik edebiyat serileri var, daha bitirmediğim var. The Law, işte başlamayı düşündüm, başlayamadıklarım var. Onlara sizinle beraber başlarız. Bütün bunları yaparken Game of Thrones falan okumuş oluruz. George R. R. Martin yeni kitabını çıkarmış olur Game of Thrones'un. Kingsclear Chronicles'ları okumuş oluruz. Onun yeni kitabı çıkmış olur, onu da okuruz falan. Bunlar hani 30-40 senelik işler en basitinden şöyle bir bakınca. Çünkü yani Marvel komiksleri bitirmek benim temiz bir 10 senemi alacak bence. Hani
bir şekilde okula gitmemeyi başarıp para kazanmayı başarabilirsem, hani 7-24 video çekip resim çizebilecek bir hayat tarzını kendime benimsetebilsem bile bir 10-15 tane alacak gibi duruyor falan. Oğlum şu hiç olursa var ya, bak şu an uzaklara bakıyorum çünkü hayal kuruyorum. O kadar iyi olur ki var ya. En azından şu kanalla işim bitene kadar kitap okuma fikri falan. Yani sonra şu kanalda işim bittiği zaman da gerçek Türkçe, işte Actual Real Turkish gibisinden bir kanal açsak da Kuzey Güney izlesek, Ezel izlesek, Nazım Hikmet okusak, Hüseyin Nihal Atsız var ya, o kadar harika olacak ki yani. Sabahattin Ali falan hiç okumadım ben mesela. Ben de onları işte o gerçek Türkçe kanalıyla beraber okumuş olurum falan. Türk klasiklerini okuruz, Köroğlu okuruz, Mevlana okuruz. Eğer okuyabileceğimiz kadar saf bir Türkçesi varsa şey okuruz, Nut'u okuruz. Hiç okumadım, bir ara başladıydım, onu okumam lazım zaten. Bir Türk vatandaşı, bir Türk milliyetçisi, bir Türk olarak falan. Her şey çok güzel, anlatabiliyor muyum? Gerçek İngilizce, gerçek Türkçe. Hani eğer hayallerim gerçekleşecekse diyeyim. Şu gerçek İngilizce kanalının kendisi zaten bir sürü dile, altyazısı gelecek videolara falan. Çünkü öyle bir sürü farklı ülkeden insanlar bu kanalı kullanmaya başlayacak. Bu çok uç bir senaryo. Gerçek olma ihtimali yüksek ama en azından bir 50 sene içinde olacağını açıkçası ihtimal vermiyorum. Çünkü şu kanal gerçek olduğunu, hani bir kişinin bile görebilmesi bence birkaç sene alacak gibi duruyor. Hiç olmadı. Bir kişiden bahsediyorum şu an. Bir, iki falan. Gerçekten bir, iki hani. Öyle yani, büyük ihtimal ben para bulup bu işleri yapabiliyor olsam bile kendi para kazandığımdan çok ailemdeki insanlar bana baktığı için falan olacak ya da arkadaşlarım falan, neyse. Ama ben bu işi elimden geldiğince götürebildiğim yere kadar götüreceğim. Elimden geleni yapacağımlar benim. Boş zamanlarında yaptığım işlerde ben kitap okumayı bıraktım artık çünkü benim okuduğum kitaplar artık burada. Olduğu gibi sizin gördüğünüz kitapları okuyorum. Videoları ay hazırlarken, onları tekrar dinlerken, kendime o videolarda ne söylemişim iyice anlarken falan da resimlerimi çiziyorum. Ah, iyi lan, aklıma iyi geldi. Şu an bunu çiziyorum aslında. Bitmek üzere de. Şu an bunu çiziyorum yani. Aa, bitmek üzere. Aşırı taşaklı bir resim oldu. Kesinlikle böyle bir yere gitmesini beklemiyordum. Çünkü Sidekick'le nasıl derler ona? Böyle bir cinsel ilişki ama şey de değil, hani fiziksel bir varlığı yok Sidekick'in, biliyorsunuz kafamda, hani kafamın içindeki gerçekleşen bir seks gibi bir şey de bunu çiziyordum. Hani bunu çizişim, adını söylemediğim o hanımefendi, ay hanımefendi dedim, komiğime gitti. Kendisinden hanımefendiye bahsettim, adını ağzımdan çıkarmak üzereydim. Nope, söylemeyeceğim adını. İşte onunla beraber olamayışımın sebebini Sidekick'le beraber oluşumla açıklama gibisinden başladıydım resme. Sidekick'in ölümüyle ve hanımefendiyle beraber oluşumla sona erdi. Kesinlikle tam tersine sardı ve öyle bir şekilde oldu ki büyü olduğuna yemin edebilirim yani. Bu resmi çiziş prosesimin kendisinin. Hatta böyle ejderhamsı bir şeye dönüştüm. Hiç bu kadar ejderha gibi görünen bir ejderha çizdim, hatırlamıyorum. Bu benim ve bir ejderha bu hani. Vay dedim. Demek ki bir ejderhaya evrilmişim, bir onu başarmışım ya da içimde bir ejderha varmış, sen onu çıkarabilmişim falan oldum. Şu resim çok başka bir resim oldu ya. Çok değerli oldu. Ve hiç beklemiyordum. Yani değerli olacağını, çok şiddetli olacağını bekliyordum ama bu kadar dingin bir şiddet gördüm, hatırlıyorum. Yani şu an buradaki dinginlik, burada bir şiddet beklediğim halde dingin oluşu falan çok şey oldu. Çok iyi oldu bu resmin. Onun dışında Sidekick öldü. Öldü ama ölemez falan. Hani gözleri kapalı olsaydı taklit ediyor derdim. Gözleri de açık falan. Gözleri yok, ona göze de ben verdim bundan birkaç resim önce. Bekleyin, o resmi de göstereceğim. Şu an beni görüyor musunuz, değil mi? O kadar çok resim var ki ama bir yandan da o kadar azlar ki aslında. Geçen bunu düşünüyordum. Bu değil. Hah, buldum. Çıkar Abdullah onu. Bunlar bir resim daha kaçmış. This one. Aşırı korkunç oldu. Şu an Sidekick'i görüyorsunuz. O ağzı mağazı görüyor musunuz? Aşırı korkunç değil mi? Bir gözü var. Bir gözü şey kapalı da diğer gözü açık gayet falan. Sarı lacivert. Bu da felaket bir resim oldu Sidekick açısından özellikle.
Resimlerimi çok seviyorum ya vallahi. Hayat güzel ya. Şu iki son 2 ayda yaptığımız olaylar ruhuma iyi geldiğini hissediyorum yani. Kendimi çok iyi ifade ettiğim videolar var. 2 saatlik bir Harry Potter videosu var Ateş Kadehi'nde. Yani böyle videoyu bir kere daha dinledim. Ben bile böyle mest oldum. Lan resmen bu konuları bile konuşmuşum oldum. Ve çok akıcı gitmiş falan sanki konuşmalar böyle. Öyle. Her şey güzel. Dua edin bol bol. Hiç kimse izlemese bile bu işler doğru olduğu için ben yapmaya devam etmek için elimden geleni ardıma koymayacağım. 3000, 4000, 5000 videonun olmasını istiyorum bu kanalda en az. Tamam mı? Marvel komiksleri bitirmek istiyorum. Hatta şu Daring komiksleri okuruz. Ondan sonra hiç şu DC'ye girmeden Marvel'e bağlantısı olan her şeyi bitiririm. Marvel'i bitirdikten sonra. Daring'in atası varsa onu da bitiririz falan. Belki her şey tamamıyla bittikten sonra falan o zaman şeye geçeriz hani. Neydi onun adı? DC'ye. Belki o da. Yani o zamana kadar zaten okuduğumuz Game of Thrones'ların cart haddi hesabı olmayacak zaten. Öyle. Bir de diyorum şöyle bir kitle ufak, çok ciddi olmayan ama böyle cayır cayır bu videoları izleyip işleyen falan bir kitle, bir arkadaş grubu istiyorum. Belki zaman içinde oluşacak o da. Bir kişi, 2 kişi olacak. 5-10 kişi olsa yetiyor bana. Kanalın çok büyümesini istemiyorum açıkçası. Çünkü çok büyürse kanal kapatılacak ama çok büyümesi ihtimal vermiyorum zaten. İnsanlar hani gramer çalışmak aşırı ucuz yöntemler bunlar. Hile yapmak oldukları için zaten başarısız oluyorlar. Uzun koşuda diyeyim in the long run. Ama öyle ya da böyle hazırlığı geçiyorsunuz hani. Gramerle çalışıp geçen çoğu öyle geçiyor zaten biliyorsunuz hani siz. Ne diyecektim buradan bir şeye bağlayacaktım. Hani insanlar onu bile gram sevmiyorlar. Sanki bu günümüz işte kopyala yapıştır her şeyi ezberle dünyasındaki en kopyala yapıştır en ezber itemlerden biri olduğu halde onu sevmeyen bir sürü insan oluyor ve bir sürü insan İngilizce olayını halledemiyor falan. Hani onu yapmayanlar 190 tane ortalama 90 saatlik materyali baştan sona izlemezler yani. Ama bir gün diyorum bir gün bir iki kişi bile olsa çıkacak izleyenler tamam mı? Onlara buradan selam yolluyorum. Sizin için de bunlar eğer siz baştan sona izlediyseniz benim bunları ürettiğim gibi tükettiyseniz falan çok iyi. Aşırı iyi aşırı iyi hissettiriyor yani şu an. Bengüsü'yle Göksu bak onlara hiçbir şey demedim. En ufak iki kız kardeşim onlar şu an onlarla bu konuları biraz konuşabiliyoruz of course. Bengüs'le biz Harry Potter'ı 5. kitaba kadar okuduk belki beraber. Şu ana kadar geldim yerin ötesine geçtik. Kaç saat, kaç şey siz düşünün. Hani çok da iyi anlamadı of course ama gayet iyi de anladı benimle beraber. En azından ilk okuma için beraber hikayeyi takip ettik. Geri geldi açıkladım falan. Göksu'cuğumla beraber resim çizdik. Bengüs'ücüğüm de vardı yanımızda. Üçümüz resim çizdik. Bengüsü'yle beraber Harry Potter'ları okuduk falan. İkisi eğer bu videoya kadar geldilerse, bu videodan başladılarsa falan Cepçürt. Eğer işleri güçleri çok yoksa da zamanları varsa bütün videolarımı izlesinler isterim. Bunlar benim hayat projem çünkü şu an yaptığım o din videoları falan. Bunlar benim uğruna deliliğin sınırlarından geçtiğim felsefi buluşlarım. Felsefi mi oluyor? Dini buluşlarım. Onlar din çünkü ama felsefi de oluyorlar. Din felsefesi diye bir şey var sonuçta. Hani umarım beni anlarlar. Neden işte kendi başıma işte onlarla zaman geçirmek yerine o videoları çektiğimi falan. Aslında Bengüsü'yle Göksu ileride izleyebilecekler bu videoları. Öyle olaylar var. Bunları da içten içe düşündüm herhalde. Sonuçta kaç tane video çıktı şu ana kadar? Sadece 2 ay içinde. Hani bir gün böyle bunları izlerler belki anlarlar falan. Belki bir gün böyle oturup konuşuruz onlarla da. Of course inşallah bir aksilik çıkmaz yani. Öyle. Bengüsü Göksu başta olmak üzere onlara öpücüklerimi yolluyorum. Bu kanaldaki bir iki kişi oluştuysa düzenli onları izleyen onlara da öpücüklerimi yolluyorum. Bunlar benim hayat amacım. Benim hayat amacım paylaşan bir insan. Benim kardeşim gibi bir şeydir yani. Onun dışında izleyen diğer izleyicilerimize öyle de böyle onlara öpücüklerimi, saygılarımı yolluyorum. Gerçi izleyicilerim o bir iki kişiden fazlası olamayacaktı dedim büyük ihtimal. Onun için şu an aslında kimseye öpücük selam yollamamış oldum. Onun için tam bir öpücük yollayasım gelmedi içimden. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Öyle. Güzel kanal.
İzlemesi zor belki çok sarmıyorlar ama bir şekilde alışabilirsiniz şu kanala. Yemin ederim çok büyük bir hazine yani. Bilmiyorum bayağı büyük bir hazine. 190 video 2 ay içinde cayır cayır İngilizce metin okuyor. Harry Potter'ları, Marvel komiksleri yani. İnsanın kendi başına zor kalkacağı iş. Ben işte sırf bu kanal vasıtasıyla başlayabildim. Ben takıntım vardı. Ben kağıt üstünde okuyacağım. Mater böyle elektronik bir yerlerden okuyamam. Gözlerimi öyle bozdum zaten falan. Ama hani böyle konuşurken, okurken, düşünme paylarında falan uzaklara baktığım için gözlerimde dinlenmiş oluyor aslında yeterli sıklıkta. Bu da çok hoş bir şey tabii. Kendimi bayağı iyi hissediyorum şu an yani. Hani ne konuşma yaptım lan. Bundan sonra bir Harry Potter videosu çeksem mi çekmesem mi onu düşünüyorum. Neyse ona o zaman karar veririz. O zaman bir iki saniye daha duralım ve başlayalım mı başlamayalım mı karar verelim. Hadi ben bir sigara içip mi gelsem hemen. Ne dersiniz? Şunu bitirelim ya, o kadar başladık. Ben hiç şu ana kadar hiçbir videoyu durdurup ortasında sigara içip geldim hatırlamıyorum. Çok da yapasım gelmiyor onun için. Bir düşünelim. Aklıma bir şey geliyorsa söyleyeyim. Gelmiyorsa başlayalım. Gelmiyor. Hadi başlayalım. Prince Namer, The Submariner by Bill Everett. Ay aşağı ineceğim diye bir anda Harry Potter'dayım gibi hissettim herhalde. Well, that's the last of the parachute troops, Dorma. They gave us a terrific battle and blasted this little French island almost to bits. But we brought down all their planes and captured the men that weren't killed in the fight. Well, come on, let's get back to the government house. Etti. It's a shame that these boys have to go through a war as horrible as this. Just because one egomaniac was strong enough to fill their young minds with the idea that they are a race of Superman. Adolf Hitler dersem sanki adını yanlış söylemişim gibi söylüyor olacakmışım gibi geldi bir an ama Adolf Hitler değil mi lan? Doğru yani. You're right, Durma. Hani Adolf to Hitler değil de mesela Adolf Hitler mi falan gibisinden dedim hani. You're right, Durma. And I suppose nothing can stop them until they're completely whipped and beaten to the ground. And even then they'll not be convinced, even if they're set upon and periodically spanked. These humans are such fools. Sen de dörtte üçün insan. Neymir de biz insanlar birbirimizi seviyoruz. İşte erkekler aptaldır falan. Kadınlar erkekleri sövüyor. Bütün insanlar şerefsizdir. İnsanlar insanları sövüyor falan. Devam. 15 minutes later, Neymir masked stalks into the island prison. Pardon, Monsieur le Colonel, but I should like to speak with the enemy commander. Sil vos plait. Mais oui, Monsieur, step right in. Artık Neymar'ı seviyorlar, saygı duyuyorlar falan. 14-15. Down this corridor, Monsieur, he is in the last cell. Thank you. Good day, her lieutenant. I have come to ask you a few questions. Brief and correct answers will help to lighten your sentence. Bah, fool, you cannot frighten me with your silly costume. Neymar whips off his mask. All right then, look at me. Maybe you know who you're getting fresh with. Look at me. Bu Joker, Dark Knight'la şey oluyor. Çakma Batman'leri alıp onlara böyle işkence ediyor falan. Böyle çakma Batman'lere kameraya bakın diyor. Onlar bakmıyor. Look at Lee falan bir bağırış yapıyor. Şu an yapamıyorum. O kadar böyle şiddetli, korkunç bir sesle yapıyor ki böyle falan. O geldi aklıma. Onu şunu okurken o geldi aklıma. Birden şunu görünce falan iyice onun tribine girdim falan. Aklıma o geldi işte. Size söyledim. Of oğlum ne kadar güzel filmler, diziler, çizgi filmler, karakterler, çizgi romanlar var şu dünyada ya. Yemin olsun şu hayat şu an aşırı anlamlı geliyor bana. Onlarla beraber. Vallahi bak. Devam. What? Who? You, the submariner. What it does? What it does? I know you. I've seen you pictures in the foreign in the newspapers. But what do you want with me? I want you to answer my questions and truthfully, you sniveling infant. I'll tell you anything, everything, only leave me alone. I've heard how you break men into little pieces and leave them to die in agony. Don't touch me, I'll tell. Kabul etti.
ufacık söyledi. Adam o kadar covered ki çünkü falan ufacık söyledi falan. Tabi bunun sadece böyle klasik ya şimdi Nazilerin en ufak bir haklı olma payı yok. Resmen Yahudileri öldürdüler çünkü şey diye. Yahudi lanetli bir ırk falan diye. Yani bilmiyorum. Hep herhangi birimiz lanetli, biz de Yahudi oluyor olabiliriz ama bilmiyor olabiliriz falan. Öyle bir şey olsa ben lanetli bir insan olduğumu düşünmüyorum hani falan. Sonuç olarak mantık bize diyor ki herhangi bir ırktan olmanın hiçbir şeyi yok. Tam of course zaten yok falan ama resmen Nazilerin düşünceleri böyle. Hani çok ilginç yani cidden bu kadar büyük bir kitlenin bu kadar yanlış bir ideoloji hakkında bu kadar uzun bir süre koşmaları, dünya savaşına sebep olmaları, bilmiyorum kaç tane insanın ölümünden sebep olmaları falan. Hepsi Adolf Hitler'den çıkıyor cidden. Kötü yani. Hani onun için şu cover çok küçük düşürücü bir laf. Hani şurada cidden bir çizgi romanda bir karaktere bu kadar küçük bir harflerle yazılmış küçük bir düşünce balonda covered yazması düpedüz şey yani. Ağır bir hakaret edip şey etmek hani küçümsemek falan hiç hoşuma gitmedi onun için. Ama bir yandan da bir şey diyemiyorum. Çünkü Nazilerinki o kadar saçma bir olay ki hani bu Yahudilerin Yahudi oldukları için öldürülme mantığı falan. Heh, şey diyorum. Bu bir şekilde işte Nazileri küçük düşürme falan bunlar hep politik şeyler yani hamleler. Şu an Nazileri küçük düşürüyorlar. Amerikanlar falan bir kere en başta çocuklar ondan sonra onların anneleri babaları falan aşırı özgüvenli hissediyor kendilerini böyle. İşte Marvel Comics'in süper kahramanları işte Nazilerin ağzına sıçarken falan tamam mı? Ve iyi de hamle. Hani çünkü Naziler hak ediyor. Amerika bir yana ayrı bir bok ona laf yok da hani Nazi Almanya'sıyla boktan Amerika'yı kıyaslayınca boktan Amerika yani. Onun kazanmasını tercih ediyorum. Rahat bir şekilde söyleyebiliyorum bunu. Neyse hani bir yandan da Nazi uşaklar falan da bir şekilde duyuyorlar falan. Nazi uşaklar diyor. Nazi uşaklar olamaz. Alman uşaklar. Alman uşaklar belki bu süper kahramanları duyuyor. Belki işte onların anneleri babaları böyle süper kahramanların Nazileri patakladığını duyuyorlar. Kendilerini böyle çizildiğini belki de denk geliyor görüyorlar falan. Onların da cesaretleri düşüyor, korkuları artıyor falan. Çünkü ne kadar böyle ciddi derecede onları sevmeyen bir kitlenin olduğunu görüyorlar. Artık öyle ya da böyle hani şu resme baktığınız zaman şu Nazi ise eğer hani şuna Nazi diyebileceğimiz kadar bize gerçek gelebiliyorsa bu da bize o kadar gerçek gelebiliyor ve bunun aşırı derecede kuvvetli bir insan olduğunu biliyoruz hikaye gereği. Hani bu bir gerçeklik oluşturuyor ve şu gerçeklikte Nazi komandörün boynu süper kahraman tarafından sıkılıyor falan. Biz eğer Nazi olansak gerçek hayatta böyle bir çok içten içe de olsa bir tüy ürpertisi geliyor. Bu din oluyor bence. Din dediğimiz olay oluyor bence. Ne demek istediğimi anladınız bence. Kaç kere? Üç kere bence dedim. Çok kısa zamanda. Dört oldu. Hoş değil. Bu kadar çok bence denmemeli. Beş oldu. Şifu da diyordu yani böyle. Bana zaten bunu demiştiniz. İki kere. O da tesadüf değildi. Üç kere falan yapıyordu böyle Ugwe'ye şeftali ağacı konusu. Tesadüf olmama konusunda Kung Fu Panda'da harika bir film. En sevdiğim animasyon olabilir. Evet olabilir. Neyse sonuç olarak Marvel Comics'in rolü büyük yani İkinci Dünya Savaşı'nda bence. Çünkü yani bir şekilde Amerikalılar aşırı böyle gaza geliyorlar şey oluyorlar işte öyle bir ülkedeyiz ki bir sürü süper kahraman yaratabiliyor ve süper kahramanlar bizim gerçek düşmanlarımızla pataklıyorlar bizimle beraber falan olup ve büyük bir güç özgüven hissediyorlardır. O Amerikalı özgüvenini hayatım boyunca hep kıskandım mesela hissetme konusunda. Buna bir örnek verecektim. Buna güzel bir örneğim var. Ben geçen de sağdan önce ne izledim? Rick and Morty izledim. Rick and Morty'de ne vardı? İşte Thanksgiving Day ile falan taşak geçiyorlardı sanki. Bölümde şey vardı. Morty şey diyordu. Hani böyle işte Amerika'nın Constitution'ı mı? Neyse onu işte çalmaya gidiyorlar Rick'le Morty beraber. İşte böyle başkan bunları bölümün ilerleyen kısımları da bunları dolaştırıyor falan. Bunlar böyle bir sürü enteresan sadece başkanın bileceği staff görüyorlar falan. Morty böyle şey oluyor. Ben de böyle şey zannettim. Çok daha fazlası varmıştır burada zannettim. Hani Amerika en büyük ülke değil mi falan gibisinden bir laf ediyor. Orada bir kullanılan ses tonu var. Hani
O ses tonu anlatıyor. Yani bir sürü insan o ses tonunda bir şeyler söyleyebiliyordu çünkü. İşte ne oluyor? Amerika'daki üniversiteye Hindistan'dan bir çocuk geliyor tam bursa. Çocuk böyle eğilim büklüm, paso ders çalışıyor falan. Van Wilder Hunter filmindeki Hintli uşak kafamın gözümün önünde şu an ondan bahsediyorum. İşte ne oluyor? Çekik gözlü biri şu an aklıma Good Will Hunting'de Harvard'daki okuyan çekik gözlü uşaklardan birisi geldi. Bunlar böyle işte yine şeyler, çok çalışkanlar falan. Ta böyle dünyanın öte tarafından Amerika'ya okumaya geldiler falan. Hani böyle Amerika'ya hangi farklı ırktan biri gelirse hep böyle bir eğilim büklüm, hep böyle çok çalışıyor falan. Ama Amerika'nın kendi insanları bu parası yiyip çok mutlu mesut takılıyorlar falan. Dediğim şeyi anladınız mı bilmiyorum ama hani o Amerika'daki yaşayan Amerika'nın yerli Kızılderililerden değil şeyden bahsediyorum şu an. İnsanların o dünyadaki en kuvvetli ülkenin vatandaşı olma ve zengin olma, dünyadaki en önemli, en kolay iki şey. Dünyanın en kuvvetli ülkenin vatandaşısın, bir de üstünde it gibi zenginsin. Senden mutlusu var mı falan oluyoruz. Amerikan Psycho geliyor aklıma, of course. İlla zenginlik, illa güç, mutluluk anlamına gelmiyor. I know that hani. Ama şöyle bir gerçek var. Hani Amerikalı olmak normal şartlar altında en azından diğer ülke vatandaşlarıyla karşılaştığın zaman büyük bir üstünlük gibi geliyor sana Avrupa ülkeleri dışında hani insanlara. Böyle bir özgüven var. Bu özgüvenden bahsetmeye çalışıyordum son 2-3 dakikadır falan. Hani bu özgüveni hissetmek of course iyidir falan. Bu özgüveni hissediyorlar bir de üstüne üstlük. O süper ülkenin, süper yazarların ürettiği süper kahramanlar. Nazileri pataklıyor Amerikan askerleriyle beraber. Bunlar da güzel hani. Ama bunlar tabii of course %100 çalışmıyor. Bunun kanıtı Vietnam. Vietnam resmen teknolojisi olmayan, sayısı olmayan bir avuç insan Amerikan askerlerinin ağzına sıçtılar gibi bir şey oldu. Ama hani Amerikan askerlerinin ağzına sıçtıkları için hurray çok mutluyuz falan of course olmuyoruz. Hani en baştan Full Metal Jacket var. Apocalypse Now var. Birkaç film hatırlıyorum. Full Metal Jacket'ı daha net hatırlıyorum. Oradaki askerlerin psikolojisinin bozulması, Forrest Gump var. Hani kesinlikle şey değil. Düğün mü oluyor lan yine? Bu düğünler canıma tak etti. Dün video çekemedim resmen. O hop hop işte o düğün müzikleri çalıyor falan diye kudurtuyorlar adamı ya. Neyse. Bir şey diyordum ben. Ne diyordum? Düşün Abdullah. Gelsin aklına hemen. Öyle hani illa da işe de yaramıyor. Vietnam bunun kanıtı hani gayet böyle terste tepebiliyor falan. Hani herkes de yutmuyor falan böyle. Ama hani Vietnam olayı biraz da boşunaydı. Şimdi Nazi olayının Nazilerin cidden hani ne kadar saçma olduğunu şuna kaç sene sonra geçti biz biliyoruz. Hani o dönem Amerika sırf propaganda olsun diye Naziler hakkında söyledi. Hani bunlar sadece ırkçı böyle aşırı derecede saf bir şekilde ırkçı değiller. Artı zamanda bunlar ne bileyim hayvan sikiyorlar işte. Çocuk tacizcisi falan bunlar her türlü kötü şey söylenmiştir zaten bunlar hakkında. Adolf Hitler hakkında en başta falan. Hani hikayenin %100 gerçek olan kısmı bunların resmen sırf insanlar Yahudi diye onları cayır cayır öldürebildikleri, aç bıraktıkları, zehirledikleri, 6 milyon Yahudi öldürdükleri bir durum var. Hikayenin bu kısmı aşırı derecede kötü. Bir de Amerika'nın propaganda payı var da Almanya'nın tam olarak ne yaptı, ne etti bilinmeden önce sırf Almanya'yı kötülemek için dünyaya sundukları anti Almanya propagandası var. Orada daha da şiddetliymiştir. İşte daha demin söylediğim işte o çocuk taciziyle cercut falan suçlanıyormuşlardır bunlar falan. Bir de üstüne üstlük işte süper kahramanlar bunları dövüyor falan. Amerika çok kuvvetli bir ülke falan. Her şey çok iyi yani sonuç olarak. Amerika insanları hakkında diyeyim. Ve Almanlar da maalesef şu cover'ı da hak ediyorlar. Yani o Nazi Almanlar, Nazi olanları of course. Her biri Nazi değil sonuçta. Öyle. Sanırım diyeceklerim bu kadardı. Ne biraz düşüneyim, aklıma bir şey geliyorsa söyleyeyim. Gelmiyorsa devam edelim. Bir şey gelmiyor. ...1416. 10 minutes later, thanks Colonel. I got all the information I need for the present.
Let's go over to the government house. Delighted to do anything we can for you, sir. After the way you helped us clean up those parachute troops, will you be staying with us for a while now? No, I think not. There is more work to be done yet. Oh, hello Dorma. I just had some very interesting news. Büyük ihtimal Adolf Hitler'in ve Abbas'ların falan öğrendi. The commander of the invaders told me, among other things, that the Axis powers have established a secret submarine base on a small, little-known island some 20 miles from the coast of Florida. I'm going now to investigate it. What shall I do? I want you to go back home and assemble a squadron of radio subs under command of Lieutenant Folma. Bring them to the Kaska Islands, which are about 12 miles from the secret base. Namor and Dorma leave the government house together and dive into the sea, each to go his own way. Namor swims northwest in quest of the hidden submarine base. Unless that commander was lying, I should make a nice haul for the French out of this. Within a few hours, Namor's winged feet propel him with uncanny speed into a tiny cove on the small island designated by the prisoner. Looks quiet enough. Hard to believe it could conceal a fleet of submarines. Submarine'ler diyecektim. Aşkım, suyu güzel çizmişler. Suya bir bakayım. Gayet sade çizmişler ama şu beyazlıklar, o ışığın şeyleri olmuş falan. Diğer taraflarda olmayışı falan güzel olmuş. Hele şöyle uzaktan bakınca falan. 1417. Climbing ashore, Namor wanders about entire island searching for the submarine base. Ah, at last. Cleverly hidden and beautifully camouflaged. Even an airplane would have trouble spotting this setup. Then he conceals himself on the knoll, waiting for night. According to those Mark buoys, there must be about 15 U-boats submerged in the cove. And as dusk overtakes the island, well, we'll see what we can do about them. A long guard patrols the dock. Falan. Sok kafaya silahı yapıştırdı adam bayıldı. The guard drops unconscious and as Namor turns he sees a giant coil of steel cable. Idea. Seizing the loose end he dives into the bay, the cable unwinding on the reel behind him. This'll fix these wise babies. Etti. 1418. He plunges down through the black water looking for the submarines. Coming upon one, he quickly loops the cable through its rudder. If this works, etti kendi kendine, and goes on to the second and third U-boats, it'll wove them until finally all the submarines are linked together by the stolen cable. Wait till Dorma sees this. Namor then fastens the loose end to a great rock on the floor of the bay. Now to find an advantageous spot on the island to wait for Dorma and Folma. Swimming back to the dock, he climbs ashore. Ah, a small arsenal. This setup is almost too good to be true. Danger explosives etti. Arsenal demek ki arsenale bakıp geliyorum yani. Çok hoş bir kelime çünkü. Cephanelik demekmiş ama şeyi çok hoş. Sesi, arsenal. Hani böyle sanki böyle bir büyü adıymış ya da böyle bir büyücü adıymış ya da bir büyücü türüymüş gibi. Sanki böyle Metin 2'deki 60 level bir kılıcın falan adıymış gibi böyle. Arsenal. Hani böyle siyah çelik zırhı gibi bir hissi var böyle Arsenal falan. Hani siyah çelik zırhı bayağı havalı bir zırhtı. Özellikle benim ilk defa Metin 2 oynamaya başladığım zamanlar kaç 2005-2010 arasındaki tarihler falan oluyor herhalde. Belki 2005-2015 desek daha doğru olur. Edili vardı, Fubu vardı falan. Böyle daha 99 evveler yoktu falan. İlk 99'dan Edili'ydi falan hatta. Ama onun 99 olmayış zamanlarını mı hatırlıyorum ben? O zamanlardan bahsediyorum şu an. Sanki ya bayağı eskiden bahsediyorum yani. Arsenal. Hani dediğimi anladınız bence. Siyah çeliğimsi, Metin 2'de 60-70 levellik bir şeyimsi bir hissi var. Böyle bir Knight'ı da alayım satıyor. Knight'teki o hesabı çok iyi olan insanların görüntüsünü, isimlerini, cacurt falan. Anladınız Arsenal. Çok güzel bir kelimeymiş. Çok hoş. Söyleyişi çok hoş. Arsenal. Arsenal falan. Öyle.
1419. Neymar seizes the handle in a vice-like grip and the steel door bursts open, danger exposing Gertrude. Two hand grenades, 100 shrapnel falan. Inside he looks around for a moment, then rips the cover off a wooden box. Hand grenades, just what I need. Placing a half dozen or so in a small sack and leaves the building, he turns and sees, oh, another guard. Poor fellow, Eddie. Neymar gives him a silent blast with his team pistol. Sorry, lad, got to do it. Öldürdü. Wonder how many more of these guards are wandering around tonight. He leaves the dark and races back through the camp to the hills behind, felling the sentry silently with the deadly steam as he goes. Şimdi burada güzel bir konu var bence. Olay şu. The Angel öldürmüyor. Human Torch öldürmüyor sanki. Aynen. Batman öldürmüyor dedik falan. Ama Neymar öldürüyor gayet rahat bir şekilde. Şunu Locke'dan öldürdü falan. Ama Neymar işte öldürüyor, onun için kalitesiz süper kahraman olmuyoruz. Neden? Neymar aynı zamanda Nazilerle de dövüşüyor. Nazilerle dövüşen bir sürü Amerikan askeri olacak mı? Aynen olacak. Amerikan askerleri insan öldürüyor olacaklar. Şimdi biz bütün süper kahramanları Amerika böyle insan öldürmüyor yaparsak bütün şeyler, Amerikan askerleri falan katil oluyorlar otomatik olarak, değil mi? Hani bu durumda Sam Mariner'ın yazarları tarafından gayet fark edilen ve kasıtlı konulan bir insan öldürebilir şeyi var Sam Mariner'ın, bence rolü var. Ve bu Sam Mariner'ı şey yapmıyor, kötü biri yapmıyor. Hani eğer şu an bir şekilde diyelim işte Amerikan askerlerinden birisi Marvel Comics'leri okuyorsa, ki bir sürüsü varmıştır aslında şöyle bir düşününce. Onlar bu Sam Mariner'ı görünce çok rahatlıyorlar. Oh, şimdi burada adamı öldürdü ama şey değil. Hani ne bileyim, delirmedi o vicdan azabından Jack falan. Hani kendileri de çünkü adam öldürüyorlar, Amerikan askerleri. Nazileri öldürüyorlar. Her ne kadar davaları haklı bile olsa insan öldürüyorlar sonuçta hani. Bu durumda dediğimi anladınız mı? Hani o yazarların Sam Mariner'dı böyle yaratırken belki özellikle farkında oldukları, şey ettikleri bir olayı var. Sam Mariner'ın katil olması şeyleri iyi geliyor şu an Amerikan askerlerine. Kendilerini canavar gibi hissetmiyorlar en azından. Süper kahramanlardan biri katil olabiliyor ve bundan vicdan azabı çekmiyor falan hani. Hani sorry lad çekiyor. Bu tam bizim Amerikan askerleri Almanları öldürürken hissettikleri belki. Hani belki de iyi bir insansın ama işte Nazisin, Naziler çok kötü, ortada çok karıştırlar falan, üzgünüm falan hani. Böyle. Ya Allah korumuş, iyi ki İkinci Dünya Savaşı'na falan denk gelmemişim hani. Hiç iyi değil. O zamanlarda yaşıyor olmak falan şöyle bir düşününce. Bu durumda güzel anlattın bence. Biraz düşüneyim, aklıma bir şey geliyor mu? Gelmiyor herhalde. Devam. Wonder how many more of these guards are wandering around tonight. He leaves the dog and races back through the camp to the hills behind, felling the sentry silently with the deadly steam as he goes. Reaching a sheer cliff overlooking the encampment, he begins to climb. I give these boys a surprise in the morning, and arrives at the top of a rocky bluff, commanding a full view of the sea. Hooray, old lady Luck still with me. Here's a handy little cave where I can spend the rest of the night. Dormouse to send up a smoke signal from the other island when she arrives there with the fleet in the morning. This is an ideal spot from which to watch for it. 1420. Martin sıçıyor ağzına, sabahına. Neymar spends a quiet night on the ridge and awakens to a cold gray morning. Good, a clear morning. Oh, what's that? Looks like Dormouse signal. From an almost imperceptible spot on the horizon rises a great column of inky smoke. It is. Now for these little pineapples and we'll see some fun. Neymar turns his back to the sea and commences hurling hand grenades into the encampment below. Boom. Instantly panic breaks out in the barracks. Himmel, was it does? Ah, Donnerwetter, bam bam, boom. Oradan ağzına sıçılıyor. 1421. Does not there aerial bombs
Lieutenant, tam kramp konuşuyormuş gibi hissediyorum. They are not loud enough. They must be their smaller explosives. Yeah, that's it. They are hand grenade explosions. But why? I wonder. Merak ediyorum diyor. And again on the rim of the bluff, name lost down at the confusion. Bir saniye. Okumaya başlayan ezan da başka bir ses tonundan başka bir yerden okunuyordu. Perde mi diyorlar bilmiyorum. Garibime gitti falan. Sonra aklıma şey geldi. Ben hani Türkiye'nin çoğunu Sünni oluyor zaten. Değil mi? Biz de Sünni oluyoruz. Yani o Türkiye'nin çoğundan olduğumuz için. Kars'ta Caferilerin, Alevilerin de çoğunluk böyle büyük bir çoğunluğa sahip olduklarını öğrendim falan değil mi? Onların kendi camileri falan var tamam mı? Hani eğer zaten Caferiyseniz hani biliyorsunuzdur da hani Sünniyseniz diye anlatıyorum şu anlattıklarım. Benim çok ilgime gitti çünkü. Böyle şeyler hatta. Mesela onların imamları siyah giyiniyor bizimkiler beyaz giyinirken. Onlar işte ufak tefek değişiklikleri var. Mesela böyle secdeye gitmeden önce şöyle Allah Ekber yapıyorlar falan. Rüküden kalkıp yapıyorlar falan. Hani onlar bizim namazın sadece başında yaptığımız oluyor. Onlar namazın içinde bir 4-5 farklı yerde falan yapıyorlar böyle. İşte ellerini birleştirmiyorlar. Elleri hep kenarlarda duruyordu yanlış hatırlamıyorsam falan. Neyse böyle ufak da olsa bu farklılıklar tabii ki de ayrı bir kültürün işleyişinin işareti oluyor. Bunlar benim çok ilgimi çekiyordu falan. Ben böyle 1-2 sene falan aralıksız bütün cuma namazlarını işte o Caferi camisinde kıldıydım. Onlar mesela secdeye bir tane böyle yuvarlak işte tahta parçası koyuyorlar. Alnımızı ona koyuyoruz falan. İşte cumaları böyle onların ilahimsi bir şeyleri var böyle Hazreti Hüseyin'i anlıyoruz falan sanki. Yani üzgün bir şeydi onu hatırlıyorum. Lafı şeye getirecektim. Neye getirecektim? Ha, şu an bu işte şu an ezanı okuyan kişi farklı bir ses tonundan farklı bir perde okuyor. Bir de sözleri de sanki hafiften farklıymış gibi geldi. Bir an aklıma bu geldi. Bunu söyleyeyim dedim. Bunları niye söyledim? İlginç olduğu için söyledim. Neyse çok çok memnunum yani o Kars'taki o cuma namazlarımı o Caferi camisinde bir süre kılmamdan onların o kültürünün iyice içine girmem işte oradaki insanları görmem falan çok farklı bir olaydı hani şöyle bir düşünce çünkü sonuçta farklı bir isim alabilecek kadar farklılıkları çıkmış ortaya falan yani şöyle durumlar da vardı biliyordum bazı insanlar mesela işte cuma namazına yetişmek için Caferi namaz camisine girmek zorunda kalıyorlardı orada cumalarını kılıyorlardı. Ama sonra gidip mesela öğle namazlarının kazalarını ediyorlar evlerinde mesela kendi başına. Neden? Çünkü onlara kalırsa Caferilerinki doğru Müslümanlık olmadığı için onlar da kıldıkları bir namazın yeterince geçerli olmadığını düşünüyorlardı. Kesinlikle yanlış bir düşünce de bence öyle düşünüyorlardı. Hani duyduklarımı, gördüklerimi anlatıyorum. Yani bu derece şey de vardı şimdi. Farklılıklar da vardı şeylerle arasında diyeyim. Sünnilerle. Onlar Şii oluyor herhalde. Öyle. Biraz durayım. Aklıma bir şey gelmiyorsa devam edelim. Gelmiyor herhalde. Devam. And again on the rim of the bluff, neighbor laughs down at the confusion. Ho ho, said, I'd surprise you last, didn't I? Well, can't hang around here any longer, even if I would like to see what they'll do now. Got to get to our mine, finish this little scheme of mine. Namor races through the undersea void at superhuman speed, heading for the origin of the smoke signal. Bu da şey yani. Harry Ateş Kadehi'nde Jelly Weed'i kullandıktan sonra Galsamotu'nu oradaki yüzüş hızıyla falan yüzüyor ama büyük ihtimalle daha hızlı yüzüyor da aklıma o geldi. Hani süper human speed deyince aklıma birden direkt Jelly Weed kullanmış Harry'nin ellerinin ayaklarının paletli falan olması geldi. And comes up a few moments later in a small inlet where a squadron of Falmaz Warrior submarines are anchored, waiting for action. He hails Dorma. Hola Dorma. Yes, Neymar. We're ready. What's up? Get three of the subs going right away. I've got a swell plan. I'll tell you about it on the way. There is no time to lose. Okay, but it had better be good. Don't worry, it is. You'll die laughing when you hear it. A moment later, there is a great hiss as the steam-propelled subs plunge through the surface and dive deep into the sea.
1422. In the leading play, Neymar tells Dorma of his scheme, and that's the idea, cousin. Well, here we are. Everything is ready. I guess talk about Blitzkrieg war. Weidel, friend Adolf learns this one. Wait till friend Adolf learns this one. Blitzkrieg bu da şeydi. LoL'deki, LoL dedim, League of Legends, aynen. League of Legends miydi yoksa? LoL'deki bir karakterin adı Blitzkrieg'ti. Böyle sarı bir rengi vardı, ben hatırlıyorum. Ben çok oynamadım da arkadaşlarım çok sık oynadılar bir dönem. Ben de oradan biliyorum. Okay, hold hard, Dorma. When I hitch on to the lion's tail, Neymar loosens the loose end of the cable linking the submerged U-boats from the big rock and ties it securely to the tail end of his aerial sub. Mother of Neptune, this is going to be comical. Bayağı komik bir şey yapıyor kendince ama biz hala ne olduğunu bilmiyoruz. Then linking his own planes together, harnessing them, he returns to his cousin. All set, girl, let her rip. Dorma seizes the throttle and... Bir sayfa daha varmış. Bir kısım daha. Anlam 64'ten 71'e çıkıyor. Bu sayfanın boyutlarını farklı yapmışlar çünkü. With a terrific launch, the aerial subs smash ahead. Hani hepsini birbirine bağladıydı ya zincirimsi bir şeyle. Amid churning, boiling, seething waters, the U-boats are snatched from their moorings. Neymar's planes. Ay, sesim düzeltip geliyor. Neymar's planes tow them helplessly from the harbor out to sea. 1423. On the shore, the camp guards watch, stunned with amazement, as their U-boats tumble through the tossing waves. Look, our boards, they disappear. What is it? Quick, get their zip chasers. And inside the submarines, all is complete bedlam. Hani içinde insanlar varmış herkü. But amid the terrible confusion, some of the crew maintain sense enough to don artificial lungs and leave the speeding death traps via the escape hatch. Neymar realizing this, gives a command and his aerial subs race to the surface, dragging the U-boats after them. There is the French island just ahead. Make for it fast. Hepsini de Fransızlara verecekler. Aşırı iyi olmuş olacak. Some minutes later, the long sandy beach is strewn with battered, wrecked submarines. Neymar talks with the French general. Monsieur, however did you do it? A most remarkable feat. I just told you might be able to use some slightly damaged U-boats, General. Well, that's finished, Dorma. Now I think we'd better take another look at the States. At the States, might find something interesting there. States derken United States'e geri dönüyorlar herhalde. Smart idea, cousin. Let's go. The submarine's next adventure, even more unique, appears in the next issue of Marvel Comics. Akılların iyi bir fikir var herhalde. Bu şey oluyor olabilir. 64 sayfalık şeyden bahsediyor olabilirler şu an. Human Torch sayısından. Even more unique yaptılar ya böyle. Ya ondan bahsettikleri için kendini tutamayıp bunu eklediler. Ona gönderme olsun gibisinden. İşte siz bu dergiye başlamadan önce zaten onun haberini gördünüz falan. Ya da şey de olabilir. Hani bu Submariner'ın tek başına olan şu an okuduğumuz gibi 10 sayfalık hikayesine aşırı iyi bir planları var. Sırf ona böyle şey olsun diye de kendini tutamayıp Even More Unique sıkıştırıverdiler buraya. Biz böyle bir tık daha heyecanlı olalım diye. Olduk mu? Olduk. Eğer 10 sayfalık olandan bahsediyorsanız cidden şeyden bahsetmeyip 64 sayfalıktan ki tahminimce bahsetmiyorlar yani 64 sayfalıktan. Çünkü Human Torch'ta da işte o Fireman'lerle falan dövüşmeye gidecekti. O da işte onun için işte diğer işi de Fireman'lerle dövüştüğünü göreceksiniz falan yaptı hani. Ay ay ay. Ne konuştuk be. Ay. Sesimi düzeltip geliyorum. Hani aslında şu an biraz iğrenç olacak bunu konuşmak ama konuşmam lazım. Hani sesim aslında gitmiş olmuyor. Oraya bir balgam gibi bir şey öyle bir şekilde sıkışmış oluyor ki ses tellerimden ses üretmesini engellemiş gibi oluyor. O zaman sesim gitti diyor. Hani hocalar falan da sesim gittiği zaman böyle bir şey diyor büyük ihtimal.
Hani şu an gayet konuşmaya devam ediyorum. Hani yoruldum biraz, hissediyorum onun etkilerini ama onun dışında çok da kötü değil hani. Bu da bir saat falan oldu mu lan? Bayağı akıyor. Neyse öyle. State dediler aynen. Amerika'ya geri dönüyorlar büyük ihtimal. Onun dışında diyecek başka bir şey yok. 64 sayfalı merakla bekliyoruz. The Angel tahmin ediyorum. Evet. Bundan sonra da Vision. Hadi görüşürüz.